Herkese merhaba. Bugünkü konumuz LinkedIn. İş ararken de, personel ararken de artık ilk başvurduğumuz kaynak oldu. Gerek işverenler olsun, gerek insan kaynakları uzmanları gerekse de hani kendimiz iş arıyorsak ilk olarak LinkedIn'e başvuruyoruz. Ben de çalışma hayatım boyunca e, İK'cılar da dahil olmak üzere burada CV hazırlamak zor, işte nasıl yapacağım diyen birçok kişiyle karşılaştım. Hatta aramızda kalsın e, profil şifrelerini benimle paylaşan ve CV hazırlatanları da e, bizzat şahidim diyebilirim. Şimdi bu kadar önemli bir platformda özgeçmişinizin olması önemli. Ama nasıl bir özgeçmiş? Şimdi sizlere İK ne ister, insan kaynakları ne ister eğitimden ufacık bir kesitle LinkedIn CV triklerini paylaşacağım. Bu çok önemli lütfen dikkatle dinleyin. Kendi özgeçmişim üzerinden gideceğim e, şu anda da gördüğünüz gibi. Ama örnekleri biraz daha sizlere özel anlatmaya çalışacağım. Öncelikle profilinizin doluluk oranı çok çok önemli. Çünkü buradaki doluluk oranına göre arama kriterlerinde bulunmanızı sağlamak aslında bu doluluk oranını ne kadar arttırırsanız o kadar çok aramalarda çıkıyorsunuz. Ee, search butonları e, yapılmış biliyorsunuz. Arama butonları yapılmış. Bunlar hatta LinkedIn Recruiter hesaplarında yani işe alım yapan e, İK'cı e, platformları ayrı platformlar. Oralarda e, çok daha detaylı e, arama butonları var, arama kelimeleri var. Dolayısıyla e, burada sizi öne getirecek e, şeyleri, trikleri ben size burada paylaşacağım. Şimdi profil resminiz e, Bence çok önemli ee, ve üstteki e, bu üzerindeki resim de önemli çünkü doluk oranı etkiliyor o da bu arada. Ee, bu profil resminiz önemli işe uygun olması işe uygun bir şekilde seçilmesi de dikkat etmemiz gerekiyor. Selfie ya da yakın çekim olmaması e, sizin avantajınıza olacaktır. Sonrasında about kısmı var. Bu about kısmını LinkedIn size bir öneriyor. Ee, o öneriyi siz kendiniz hani değiştirebilirsiniz de ama öneriyi direkt hani birebir copy paste yapmanızı tavsiye etmiyorum. Lütfen onu değiştirin. Çünkü e, bu fark ediliyor artık eee İK'cılar e tarafından. E, sonrasında Burada dashboard'unuz var zaten. Dashboard'ta ne kadar doluluk oranınıza göre şurada görebiliyorsunuz ee, ne kadar hani dolu olduğunu daha doğrusu profilinizin. E, career advice kısmı var. E, ben de açık durumda hani geliyor bazen. E, eğer interest yani ilanlarla ilgiliyseniz bu konuda da sizi yönlendiriyor. Bunu kapalı ya da açık hale getirebiliyorsunuz. İK'cıların direkt e, search yaptıklarını arama yaptıklarında bulunur halde olmak istiyorsanız bunu on haline yani açık hale getirmeniz, aktif hale getirmeniz gerekiyor. About kısmını da geçtik, activity kısmını da geçiyorum. Activity kısmında yaptıklarınız zaten burada görünüyor. Evet, en önemli kısma geldik aslında. İş tecrübeleri bu kısım ilk bakılan yerlerden bir tanesi. Hatta sıralama genelde şudur e, İK'cılar tarafından önce profil resmine bir bakarız sonra eğitim durumuna sonra iş deneyimlerine bakarız. Hani bu sıralamayla gider eğer hızlı bir search yapıyorsak. E, bu kısımda sadece çalıştığınız kurum ve ünvanınız olması e, bir İK'cıya bir şey ifade etmez. Hangi bölümde çalıştığınız, hangi işleri siz yapıyorsunuz, e, bu her kuruma göre değişiklik gösterebildiğinden yazmanız önemli. Çünkü e, şöyle bir örnek vereyim. Bazı firmalarda analistler mesela testleri de yapıyor. Bazı firmalarda ise test uzmanı diye ayrı bir ünvan var. E, bunlar tabii e, sektörü bilen İK'cılar tarafından az çok tahmin edilen şeyler. Ama sektörü bilmeyen kişilere denk gelme ihtimalinizi de göz önünde bulundurursanız neler yapıyorsanız lütfen yazın, anlatın. Çünkü sizi sizden iyi kimse tanıyamaz. Bir örnek daha vereceğim. İK'cılar da artık yeteneklere ulaşmaya çalışırken çok farklı yollara başvuruyorlar. Önceki video serimde bunları paylaşmıştım hatırlarsanız. Mesela bir banka için bir yazılım uzmanı arıyorum ve X projesinde uzman olmasını istiyorum. O projenin adını girerek bir arama yapabiliyorum. Genelde öyle yapıyorum ben hatta. Veya bu bankanın kullandığı paketleri var. Bu paketlerin isimlerini öğreniyorum gidiyorum sektörden. Sonra diğer müşteriler arasında bir arama kriteri aslında belirlemiş oluyorum. Dolayısıyla bu projede çalışmış olan sizin bu filtreye takılma oranınız CV'nizle doğru orantılı hale gelmiş oluyor. Çünkü ne kadar o projenin adını ya da o paketi kullandığınızı yazarsanız ben de sizi size erişebileceğim, sizi bulabileceğim, size bir iş teklifi yapabileceğim. Daha da açık anlatabildiğimi umuyorum. Örneğin ben şuradaki şu kısımda gördüğünüz CMMI standartlarını bildiğim için yani en az bir 20-30 iş teklifi almışımdır. Çünkü CMMI özellikle yani İK'cının bunu bilmesi çok elzem değildir ama CMMI standartlarında bir süreç tasarlıyorsanız bu önemlidir sektörde özellikle IT sektöründekiler beni daha iyi anlayacak burada. Ee, sonrasında üniversite bilgilerine geleceğim. Bunları yine dediğim gibi her yaptığınızı e, yazmanızı rica edeceğim. CV zaten profilimi inceleyebilirsiniz siz de. Hızlıca geçiyorum. Burada e, Eğitiminiz kısmında özellikle üniversite bilgilerinde tarihler de çok önemli. Mezuniyetiniz ve bölüm bilgileriniz olmalı çünkü bunu talep eden kurumlar da olabiliyor. Yani örneğin şu şu kurumdan mezun, şu şu üniversiteden mezun, şuradan şu bölümden mezun diyebiliyorlar. Bunu belirtmediyseniz yine filtrelerde kaybolmuş oluyorsunuz. Bir de yeni mezunlara ve mezun olacakları da bir detayı paylaşmak istiyorum. Lütfen üniversite giriş tarihinizi yazıp bırakmayın. Muhakkak bitiş tarihini de beklenen de olsa tarih bunu yazın yani 2020'de bitireceğim mesela şimdi yazdığınızı düşünelim 2020'de bitireceğim yazın. Dolayısıyla ben sizin ne zaman hani e, iş için hazır olacağınızı bilmiş olacağım. Sonrasında lisans ve sertifikasyonlarınız var. E, bunları da eğer gerçekten e, işinizle alakalıysa işinize bir yararı olacaksa mutlaka bunları paylaşın çünkü bunlarla ilgili de çok. Hani arama filtrelerine takılabilirsiniz. Ve sonrasında skills and endorsements kısmında e, yeteneklerle ilgili yani sizleri refere etmeleri e, kısmı. ya yani illaki endorsement alacaksınız diye bir şey yok burada ama bildiğiniz, kullanmış olduğunuz, proje geliştirdiğiniz her teknik yeteneği muhakkak ekleyin. Çünkü kişisel etkinliklere çok fazla bakmıyoruz buradan ama teknikler gerçekten önemli ve bu yazdığımız mesela teknik kriterlerde işte C sharp bilmesi diyoruz mesela C sharpta en fazla işte yazan ya da en fazla endorsement alan kişiler bizim önümüze daha çok çıkıyor LinkedIn algoritmaları sayesinde bu kapsamda doldurduğunuz bir CV aslında algoritmalara savaş açıyor. Ee, bu şekilde anlatacaklarım benim bu kadar. Ee, CV'mi dediğim gibi inceleyebilirsiniz. Ee, recommendations kısmını görüyorsunuz şu anda da. Ee, bu da tabii ki önemli bence. Ee, destek isterseniz LinkedIn'le ilgili her zaman bana e, LinkedIn mesajıyla veya Burcu burcu.ikaruseyçar.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılı olacağınız ve pazartesi sendromsuz bir kariyer diliyorum. Takipte kalın, görüşmek üzere.